da yüksek sesle bağırmamalıdır. Allah Araf suresi 55. ayette Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez buyuruyor. Araf suresi 205. ayette Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an buyuruluyor. Dua adabını yeterince bilmeyen bazı insanlar yüksek sesle bağırarak ve çok itici bir şekilde dua etmektedirler. Oysa dua edilen, her şeyi hakkıyla en iyi gören ve işiten Allah'tır. Gizlinin gizlisini ve kalplerden geçeni bilen Allah'tır. Bağıra çağıra kavga eder gibi dua edilmemelidir. Allah'ın huzurunda olması gereken bir edeple ve durulması gereken bir tarzda adeta dilenci gibi boynunu bükerek hafif bir sesle dua etmelidir. Mümkünse gözyaşı dökülerek dua yapılmalı. Hiç olmazsa ağlamaklı bir yalvarmayla dua edilmelidir. Bırakın Allah'tan istemeyi, bir insandan dahi bir şey isterken yüksek sesle bağıra çağıra bir şey isteyemezsiniz. Gayet yumuşak ve edepli bir şekilde isteğinizi dile getirebilirsiniz. Aksi halde insanlar size yardım etmez ve yanlarından kovarlar. Bir insanın karşısında bu edebi gösterirken Allah'a karşı ona layık bir şekilde çok daha edepli olmalıdır. Ebu Musa el-Eşari şöyle demiştir. Biz bir yolculukta Peygamber aleyhisselamla beraberdik. Tepelere çıktıkça Allahu Ekber, La ilahe illallah diye yüksek sesle tekbir ve tehlil getirdik. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam, ey insanlar, kendinizi zorlamayınız. Zira siz Sara ve yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinle beraberdir. İşitir ve size sizden daha yakındır buyurdu. Allah kendisinden istenilmesini sever. Allah'a dua ederken onun kapısında olunduğu düşünülerek kapıyı çalmaya devam etmeli ve çokça dua etmelidir. Bu şekilde ısrarla çalınan kapı elbette bir gün açılacaktır. Allah kullarının şirk koşmaksızın sadece kendisine kulluk etmesini ve kendisinden istenmesini emretmektedir. Bu zaten kulun Rabbini büyüklemesi ve yüceltmesi olduğundan bir ibadettir. Bu nedenle sadece kendisine güvenerek el açan ve yalvaran kullarını sever. Abdullah radıyallahu anh'den rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'ın lütfundan isteyiniz. Çünkü Allah kendisinden istenilmesini sever. İbadetlerin en değerlisi sıkıntının giderilmesini beklemektir. Mülk ve hüküm Allah'ındır. Allah kullarını dilediği şekilde rızıklandırır. Allah cömerttir ve ikramı bol olandır. Vermesinde ve almasında hiçbir kimseye hesap vermez. İsteyene istediği şeyi dilediği kadar ve dilediği şekilde verir. O halde Allah'tan istemeyi artırmak lazımdır. Cübeyr bin Nüfeyr'den rivayete göre Ubade bin Samit Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu aktarmıştır. Yeryüzünde herhangi bir Müslüman günah işlemek üzere ve akrabayla ilişki kesmek üzere olmaksızın her ne türlü dua ederse Allah o duasında istediği şeyi kendisine verir veya giderilmesini istediği şeyi ondan giderir. Bunun üzerine orada bulunanlardan biri, öyleyse duayı çoğaltınız dedi. Resulullah aleyhisselam da Allah'ın ikramı daha da çoktur buyurdu. Duada secili ve kafiyeli sözlerden kaçınmalıdır. Duada yapılan yanlışlıklardan bir tanesi de kafiyeli ve secili dualar yapmaktır. Bir takım insanlar vardır ki, İnsanlar arasında yaptıkları güzel dualarla bilindiklerinden,
çeşitli yerlerde yapılan merasimlerde güzel dua ettikleri için özellikle aranırlar ve insanların hoşuna gidecek tarzda kafiyeli sözlerle süslenmiş dualar yaparlar. Oysa dua, içten geldiği şekilde yapılmalı ve Allah'tan o anki ruh haliyle istenilmelidir. Duayı güzelleştirmek isterken Rabbimizi gazaplandıracak sözlerden kaçınmalıdır. İbn Abbas'tan rivayete göre şöyle demiştir: duadan da secili, nevini bırak da böylesinden sakın. Zihnini böylesiyle meşgul etme. Çünkü ben Resulullah Aleyhisselam'dan ve sahabelerden secili ve kafiyeli dua ile meşgul olmadıklarını bilmişimdir. Yani onlar bunu değil de ancak secili ve kafiyeli sözlerden çekinmeyi yapıyorlardı. Duada ne istediğini bilmelidir. Dua edilirken kalıplaşmış, kafiyeli ve secili Arapça dualar yapılırken, mana birçok kimse tarafından bilinmemektedir. Manası bilinmeyen namazlar nedeniyle Allah'la kul arasında yakınlaşma olmadığı gibi, duada da aynı şekilde yakınlaşma olmamaktadır. Kul, sadece bir takım hareketler ve anlamını bilmediği sözlerden ibaret olan namaz ibadetinin gerçek manada idrakine varamamaktadır. Namaz, başlı başına bir duadır. Böylesine yüzeysel bir şekilde kılınan namazlar, insanı kötülüklerden alıkoymaz. Daha biraz önce namazda Allah'a, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım beklerim diye dua eden birisi, namazın ardından fazla geçmeden duasının tam tersini yaparak, farkına varmadan kendisini yalanlamaktadır. Kul, duasında Rabbinden isterken, istediklerinden gafil bir şekilde, aklı başka yerde, dili ise alışa geldiği sözleri söylemekte olursa, duası sadece kuru sözlerden başka bir şey olmayacaktır. Nasıl ki kul başı dara düşünce bütün benliğini vererek Rabbinden istiyorsa, bütün dualarında da aynı hali devam ettirmelidir.